Sayın Kanun izleyenleri, şimdi de Afyonkarahisar Belediye Başkanımız Sayın Burhanettin Çoban'dan 8 Mart Kadınlar Günü'ne ait mesajlar alıyoruz. Hepimiz bebekken ağzımızdan çıkan ilk kelime muhtemelen annedir. Hep anne kucağında büyümüşüzdür. Anne sevgisi, şefkatini hiç unutmamışızdır. Anne sütü bizim en önemli besinimiz olmuştur. Ve her daim ilk sıkıştığımızda, bir yerimiz ağrıdığında, sancılandığımızda, bir kaza geçirdiğimizde anne diye hatırlarız. Onları çok severiz. Tüm kadınlar sevilir, tüm anneler sevilir. Ben bu sevilen, hatırlanan ve her zaman özlemle anılan tüm annelerin, tüm hanımlar, kardeşlerimizin Dünya Hanımlar Günü, Kadınlar Günü'nü candan kutluyorum. Bizim seçim öncesi vaatlerimizden bir tanesi de bayanlara yönelik bir hanımlar lokali yapacağımızı, burada bayanların tüm aktiviteleri yerine getirebileceğini ve sırf bayanlara özel bir kompleks olacağını ifade etmiştik. Tabii o sözümüzü tutmak adına değerli mimar, belediye başkanımız Ayfer Hanımefendi'yi geçtiğimiz aylarda hanımlar lokali yapan belediyelere gönderdik. Özellikle Konya Belediyesi'ndeki iki tane hanımlar lokalini kendileri gezdiler. Oradaki tüm aktiviteleri, işleyişi, sistemi, bina düzenini gördüler. Şu an projesini de yaptık. İnşallah yer problemi halledilmez. Bu inşaata başlayacağız. Yani her şeyimiz hazır, paramız hazır, projemiz hazır. Bir tek acaba Akarçay'ın kenarına mı yapalım yoksa karayollar arası bize geçerse oraya mı yapalım? Tereddütümüz var. Ama karayolların orası biraz daha ağır basıyor. Şimdi burada Fatma Hanım, gördüğünüz gibi normalde giriş katından başlayalım. Şuradan. Evet. Şuradan. Böyle bir iki katlı projemiz var. Burası idari binadan olduğu yer. Buradan giriyoruz. Sağ tarafta açık 40 metrekare civarında bir kafeteryamız var. Çok bayanlara güzel. Yönelik. Karşısında yönetici odamız var. Bu hanımlar lokalinin idaresi olan bayana ait. Bir revirimiz ve psikolojik danışmanlık merkezimiz var. Danışmanlık merkezimizde özellikle aile içi şiddet yaşayan, sorun yaşayan, çocuklarla ilgili problem yaşayan. Bir yöne rehabilitasyon gibi olacak. Tüm hanımlarımızın gelip danışabileceği, çok psikologlardan, psikiyatristlerden destek alabileceği bir mekan ortaya koyuyoruz. Zannediyorum ki sosyal faaliyetleri de destekleyecek bir halk Elbette. Oyunları dersi görüyorum. Tabii eğer mutlaka küçük çocuğu varsa, burada da bir aktiviteden faydalanmak istiyorsa o hanımefendi çocuğuyla buraya gelecek. Çocuğunu kreşimize bırakabilecek bir kreşimiz var. Yine burada danışmanlık ve halk oyunları dersi var giriş çok katında. Güzel. Buradan ikinci kata çıkıyoruz merdivenle. Burada bir diksiyon hızlı okuma kursu alabileceği bir mekanımız var. Yanında 26 metrekare civarında bir kütüphanemiz var. Burada işte dergiler, bayanlara yönelik dergiler, kitaplar çok güzel. Gibi imkanlar olabilecek. Burada zannediyorum ki engelliler de unutulmamış programın geriye değinmek istiyorum. Tabii engellilerle ilgili tabii tuvaletlerde artık bunlara önem veriyoruz. Bu kısımda yerimiz var. Karşı tarafında işte burada mefruşat, tel kırma kursları alabilecek işte. Dekorasyon kursu alabilecek. Bunun yanında takı tasarım sanatsal gibi. Sanatsal faaliyetleri tabii görüyoruz. Tasarım dersleri gibi dersler alabilecek. Burada resim yapmak isteyenler için tuvallerimiz ya da bir işte atölyemiz olacak. Resim atölyesi. Bunun yanında bir bilgisayar salonumuz var. Oldukça da büyük bir bilgisayar salonumuz var. Toplantı odamız var. Teknolojiyi de yakından takip edebilecekler. Tabii. Hanımefendiler gelip burada internetten çeşitli araştırmalar yapabilecekler. Yazısından çıktı alabilecekler. Yine bir Ebru. Bu tabii Ebru dersi dedik ama İlla Ebru kurs verecek diye bir şey yok. Burada Yavruya talep olabilir, her türlü kurs nedir? Bir ihtiyaçsa o gün için, o şart, o ay, o hafta, o ay, o yıl hangi Kesinlikle. Şey bir ihtiyaçsa onunla ilgili ders verebilecek. Yine burada 26 metrekare miktarlı bir kuaför salonumuz var. Burada da uygun şartlarda kuaförden bayanlarımız güzelliklerle ilgili hizmet alabilecekler. Çok güzel. Şimdi bir de bu binaya paralel tek katlı bir binamız var. Burada yaklaşık 100 metrekare civarında bir yüzme havuzumuz var bayanlara yönelik. Bu yüzme havuzumuzun yanında bir şok havuzu, bir de saunası var. Saunası var. İşte soyunma giyinme bölümleri var. Yine bayanlarımıza ait 70 metrekare miktarlı bir aerobik yapılabilecek, pilates yapılabilecek bir salonumuz var, sporlarımız var. Yine bir kondisyon merkezimiz var bayanlarla ilgili. İşte yeni şeyde fitness diyorlar ya bunları biliyorsunuz. Evet efendim. İşte ya fitness, aerobik, pilates ne istiyorsa burada yapabilecek. Bir yine geniş bir mekan, masa tenisi, bilardo ile ilgili harika. Bir mekan bıraktık. Saunası az önce söylemiştim. Yani burada amacımız şu, inşallah bu tabii karayollar arasında olursa, orada pazarımız olacak, hanımlar lokalimiz olacak, spor açık spor alanları, gezme alanları, yürüyüş alanları olacak. Hanımefendi kardeşimiz gelsin,
pazardan alışverişini yapsın. Hı-hı. Sabah sporunu yapsın. Spordan sonra gelsin burada yüzsün. Hı-hı. Saunasında terleyip ter atsın. Burada... fitnessini, aerobiğini burada yapsın. Kurslarını alsın. İşte hı-hı, bilgisayardan, ne bileyim diğer kurslardan, kütüphaneden, kuaföründen, kreşinden faydalansın. Çok güzel. Bu şekilde komplike bir projeyi inşallah yapacağız. Burada şöyle diyebilir miyiz? Afyonkarahisar Belediyesi kadınlara pozitif ayrıcalık tanıyor. Tabii ilk defa yani erkekler için lokal yapmadık. Çok güzel. Hanımlar için böyle bir şey yaptık, hı-hı, ortaya koyduk. Erkekler için de böyle bir mekan yapmayı düşünmüyoruz. Çünkü böyle bir ihtiyaçta kesinlikle görmüyoruz ama bayanlar için böyle bir ihtiyacı tespit ettik. Hı-hı. Zaten seçim öncesi bizim projemiz bayanlar tarafından ilgili de karşılanmıştı inşallah. Onu tutma adına da bunu yapacağız. Peki Afyon ihtiyacını bu karşılar mı derseniz, karşılamaz ikincisini yaparız başka bir bölgeye. Ama ya, biz başladık diyorsunuz. Tabii bunu başladık yapacağız. Diyelim ki ikinci bir başka bölgede ihtiyaç duyuyor. Oraya da benzer bir projeyi yapma imkanımız var. Çünkü zaten projesi her şeyi kendimize ait. Hı-hı. İnşallah bu bittiği zaman özellikle bayanlarımızın, ha onu söylemeyi unuttum. Biz de tabii ekonomi çok önemli bayanlarda. Hı-hı. Bir kafeteryaya gidip bir pastaneye gidip hizmet almak belki bütçesini aşabilir. Hı-hı. Biz diyoruz ki hanım kardeşlerimiz günlerini gelsinler burada yapsınlar. Toplantılarını, hı-hı, kabullerini, günlerini. Evinde pastasını, böreğini, kekini yapsın. Hı-hı. Sadece biz çayını verelim burada. Hayda. Gelsin. İşte onunla ilgili de yukarı kısımda yaklaşık 100 metrekare miydi? 110 metrekaremizde böyle bir kabul salonumuz var üst katta. Ya burada kokteyller verilebilir, kabuller, günler yapılabilir, toplu yemekler, hatta konferans, toplu konferans yapılabilir. Tabii bu kapalı mekan, bir de aynen bu kadar açık terasları var buranın, olacak inşallah buna yakın bir miktarda. Açık alanlarda da güzel havalarda ya da sigara içme amaçlı olarak da hanımefendi kardeşlerimiz kullanabilecekler. Peki çok teşekkür ediyoruz teşekkür efendim. Ederiz. Değerli izleyenler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlarımızın her iki yüzünü de sizlerle paylaşmaya çalıştık. Bir tarafta başarılı kadınlarımız, diğer tarafta ise olmasını istemediğimiz ve şiddetle karşılaşan mağdur kadınlarımız söz konusu. Bizler kadınlarımızın daha iyi eğitim almasını, onların da başarılı kadınlarımızın yanında yer almasını temenni ediyor ve hepinize mutlu günler diliyoruz. Hayatınızda bir gün bile kadın olmanın ne demek olduğunu düşündünüz mü? En azından bugün düşünün. Dünyada her üç kadından biri şiddete maruz kalıyor. Peki suçlu kim? Biz sadece bir ayna koyduk karşınıza. Düşünün diye.